Yağışlardan dolayı su biriken yerlerle ilgili Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran tarafından açıklama yapıldı. Evet, yeni başladığımız, yapımını tamamladığımız DSK kaplama yollarımızda zaman zaman eleştirel olabiliyor su yükseklikleriyle alakalı aşırı yağışlı zamanlarda. Tabii ki bunların sebebi mevcut olan hatların üzerinin ızgaraların, yaprakla, tortularla hatların tıkanması sebebiyle olabiliyor. Bunlara zaten ekipler anında müdahale ediyorlar ve bu sıkıntıları gideriyorlar. Yani bu tarz eleştirilerin, cevapları bilinen soruların tekrar tekrar sorulmasının yani yapıcı eleştiriden ziyade maksatlı yapıldığını düşünmekteyiz. Şu anda dün akşamki sorun olan bölgedeyiz ve ızgara zaten akşam anlık olarak sorun çözüldükten sonra bir su birikintisi mevcut yolumuzda kalmadı. Öldeniz yolunda da, Öldeniz Caddesi'nde de AVM önünde olan taşkın yine aynı şekilde hatların tıkanmasıyla kaynaklı oldu. Bu çözümü de zaten arkadaşlarımız müdahale ettiler. Şu anda böyle bir sıkıntımız yok. Yol yapım çalışmalarından önce bütün mühendislik çalışmaları yaparak arazindeki hali hazırdaki kırmızı kodlar ve siyah kodlar alınarak eğimleri düşünülerek çalışmalar yapılıyor. En düşük kodda olan yerlere ızgaralar zaten tesis ediliyor ve şu anda düşük kodlu olan yerlerde ızgararasız bir bölgemiz yok. Sadece dediğim gibi bu ızgaraların tıkanmasından kaynaklı bazı sıkıntılar olabiliyor. Onlar da yüzer malzemenin gelerek ızgaradaki su akışını kapatmasından kaynaklı oluyor. Yani bu sıkıntılar da Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından ivedi olarak gideriliyor. Zaman içinde zaten bu rusubat birikmesi, yaprak ve tortulardan dolayı hatların tıkanması gayet de doğaldır. Bununla ilgili zaten anında müdahale ederek sorunları gideriyoruz. Kaldı ki il ve ilçelerimizin çoğunda aşırı yağışlardan dolayı ciddi taşkınlar oldu. Çok şükür ki bölgemizde böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık.